Ve ben en önemli konuyu da sorup programı noktalamak istiyorum. Su tüketimi. Evet, aslında su bizim hayatımız susuz hiçbir şey olmuyor. Bedenimizin temizlenmesi için, vücuttan zararlı maddelerin birikmiş olan toksinleri atabilmemiz için su mutlaka tüketmemiz gerekiyor. Evet, kişiye göre yine miktarı değişiyor ama bir 8 bardak altına düşmememiz gerekiyor. Özellikle yaz aylarında evet tüketiyoruz fakat kış aylarında bu biraz daha unutuluyor. Veya gün içerisinde kişi çok fazla çay, kahve içiyorsa o susuzluğunu biraz da olsa bastırıyor. Çoğu kişi diyor ki benim su tüketim alışkanlığım yok diyor. Bu gibi durumlarda içerisine böyle limonlar, naneler, değişik meyve parçacıkları attığınızda aslında aromalı bir su olduğundan dolayı daha kolay bir içilmesi geliyor. Yani gün içerisinde gözünüzün önünde olması, her saat başı böyle birkaç yudum aldığınızda bile bu size çok iyi gelecektir. Çünkü gün içinde kişi tüketmeyip akşam tüm su tüketmeye çalışıyor ve ister istemez bir irite olabiliyor. En azından göz önünde o şekilde olduğunda tüketimi daha kolay olacaktır. Ama az önce çok güzel bir konuya temas ettiniz. Güne suyla başlayın dediniz. Güne suyla başlayalım. Bir vücudumuza uyandıralım çünkü. Evet ben uyandım, kalktım, sen de uyan artık diye başlayıp kahvaltımızı edelim. Ve vücudumuzun en çok da su ihtiyacı var. Kesinlikle. Özellikle vücudumuzda akneler varsa, cildimizde akneler varsa düzenli su içme alışkanlığı kazandığınız zaman cildinizin ne kadar güzel olduğunu, pürüzsüz olduğunu göreceksiniz.